İki sebepten dolayı vitaminler azalır. Bir, faydalı bakteri azalırsa, iki, zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi arıtmak için. Evet. Kökten çözüm nasıl olur? Bağırsaktaki mantarı yok ettiğinizde çözüm olur. Evet. Aksi takdirde, yani kalp damar rahatsızlığının sebebi bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğerin arıtamaması, yorulması, yağlanması, vitamin oranının düşmesi, homositenin yükselmesi. Bağırsaktaki mantarı nasıl temizleyeceğiz? Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera ile ilgili biz 19 yıl bir çalışma yaptık. 1992 yılında bir Alevi dedesi, eski milletvekili Ahmet Er, Frankfurt'ta gelmişti, konferans veriyor. Ben de konferansa katıldım. Konferanstan sonra herkesle tanıştı, konuştu, sıra bana geldi. Ne işle meşgulsünüz, bitki uzmanıyım. Aa, çok iyi dedi. Ben bir rüya gördüm, onu sana anlatmalıyım. İyi, anlatın bakayım. Onunla biz gittik bir kahvede, sohbet ediyoruz. Dedi ki, gece saat 3'te peygamberimizi rüyamda gördüm. Ahmet, bu bitkide çok şifa var. Bütün insanların bilmesi, tanıması, kullanması gerekir dedi. Bitki göstermiş. Ama ben ne olduğunu anlamadım, çözemedim dedi. İyi ki seni gördüm. Demek ki senin için görmüşüm dedi. İyi de dedim, ben ne yapacağım şimdi? E dedi, sen artık ne yaparsın, beni ilgilendirmez. Uyuyamadım gece dedi. Bir araştırmaya başladım. Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan, Almanya'da benim olduğum yerde 123 milletin insan var. Tanıdığım bir sürü insan var. Bunlardan çeşit çeşit aloe vera ile ilgili reçeteler aldım, denedim. Başaramadım. 19 yıl çalıştım. Dedim artık ben bunu başaramıyorum. Bunu unut. Bir köşeye koydum. Türkiye'ye geldiğimde ön ağır kanser hastalarını Fahrettin Efendi Çeçenistan'dan Ruslar, Çeçenistan-Rus Savaşı'nda kaçmış. O tedavi ediyor. Nasıl tedavi ediyor diye gittim, merak ettim. Evinde, bahçesinde, her tarafta aloe vera. Dedim ne iş yeri? Ben bununla 19 yıl çalıştım, başaramadım. Dedi ki, sen başaramazsın ama biz başarırız. Nasıl oluyordum? Onda eski bir siyah kaplı bir kitap var. 2000 yıllık eski kök Türkçe yazılmış bir kitap. Eski Türkçe. Hani Arapça değil, Latince değil, çok eski Türkçe. Türk alfabesiyle yazılmış. Bu kara kalpli kitapta yazar her şey dedi. Ben yani Türk tıbbının bu kadar ileri olduğunu bilmiyorum. O yani eski. Daha 2000 yıllık eski bir. Şu bitki katacaksın. Tamam dedim. Onun da yardımıyla hamdolsun çok güzel bir formülü geliştirdik. Evet. Aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Louis Pasteur Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırma da var. Mantarı aloe veranın yok etmiş olduğu belgelenmiştir. Mısır'da yapılan klinik araştırmasında akne, sedef, ekzemayı aloe veranın yok ettiği belgelenmişti. Mısır'da klinik araştırması yapıldı. Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma yapmış. Bağırsakları temizlediği, arıttığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, şekere, yani diyabete, karaciğer yağlaması vesaire etkili olduğunu belgelemiştir. Tayland'da Bangkok Üniversitesi, bunların hepsi bu kitapta yazıyor. Artık evet. Dergide de var. Bangkok'ta yapılan klinik araştırmasında şeker hastalığı yalnız tip 2'yi iyileştirdiği üniversitenin yapmış olduğu klinik araştırmada belgelenmişti. Artı Japonya'da Hiroşima, bu atom bombası atılan yerde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Evet. Fushiyama Üniversitesi yapmış olduğu klinik araştırmasında anti-aging, antioksidan yani serbest radikaller yok ettiği kişiyi genç, dinç, gençleştirici özelliği tuttuğu belgelenmiş. Yani birçok klinik araştırması var aloe vera ile ilgili. Ama dünyada yüzlerce firma var. Bunların hiçbirisi doğal üretemedi. Bir ben üretebildim. Yani böyle formül geliştirebildim. O da sağ olsun bir Türk hekimi sayesinde.